Evet, efsane rüyalarınız, efsane ben yorumunuzla sizlerleyim, evinizdeyim. Deniz, merhaba, rüyamda vefat etmiş babamı tabutta görüyorum. Tabu açıp baktığımda babamın yaşadığını görüyorum ve babam mırıldanarak bana ben ölmedim diyor. İşaret. Deniz, Derya Denizciğim, babanı gerçekten çok özlediğim ve bunu kalben acı çektiğini görüyorum. İnanılmaz güzel. Bu rüya mal ve mülk ve ona ait haklarla alakalı adaletsizliğe düşmüş olabilirsin. Bunun mücadelesini verirsen sonu çok büyük bir aydınlık ve ferahlık olacak. Şans meleği. Rüyamda eski sevgilimle aynı arabadayız. O kullanıyor. Rengi kırmızı. Arabamın evin önü. 3 tane anahtar. Kız sen bu sevgilinle evlilik yapacaksın. 3 çocuk sahibi olacağın gözüküyor. Hayır, sen çok iyi biriyle evlilik yapacaksın, bununla değil. Ve muhteşem evliliğinden 3 çocuk 3 kapı açıyorsun. Ve hayatındaki her şey tek tek rayına oturacak. Sadece inançlarını kırmışsın. Bu inançlarını toparla. Rabbim seni hala hayatında kolluyor. Remzi Ayaz. Emine abla, seni severek takip ediyorum bir kişiyim. Dün gece rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm. Korumalarıyla bir yerde ben yanına gidiyordum. Korumalar ben yaklaştıkça önümden çekilip onunla konuşmama izin veriyor. Senin devletle alakalı ciddi anlamda çok sıkıntıların var. İş konusunda çok ciddi, senin hayatın yarım kalmış ve devletle alakalı beklediğin iş konumların var. Rabbim seni tekrar güldürecek ve inanılmaz güzel bir aydınlık yaşayacaksın ve kapıların kilit kilit atılacak. Cumhurbaşkanı görmek devletle alakalı hak ettiğin haklarını alacağını ve uzun süredir haksızlığa uğradığını gösteriyor. Ayşe Bey, ben bekarken hep rüyamda asker görüyorum. Memleketeyken evet, çok doğru bir insanla evlilik yapacaksınız ve güçlü ve devlet koruması biriyle evlilik yapacağınız gözüküyor ve bu devletle evlilik yapacağınız kişi sizin hayat arkadaşınız olacak. Supi Karatta, selam, şu rüyayı açıklar mısınız? Benim için çok önemli oluyor ya, yazmış. Tamam, bakalım. Ben rüyamda önce bir arkadaşla uçan balona bindik. Uçtuk. Sonrası arkadaşım benden ayrıldı. Ben de kucağımda bir oğlan bebek, eski sevgilim evime girdim. Ben odasına tahtada kapı eşiğinde bebeği düşürdüm. Sonra bebekten kırmızı olmasa da kalıtsız gel. Rüyanız bozulmuş Süpü Beyciğim. Ve hayatınızdaki her şey sizi incitmiş. Kırılan kalbinizi kimse tamir edememiş. Aslında sizin çok iyi bir aileye, sevilmeye, şefkate ama çok büyük bir başarı var. Bununla ilgili de güzel şeyler var edeceğini gösterir. Sevgi, ben rüyayı 2 yıl evvel sonra başıma küçük şey... hocam, ben rüyamda uçak düşmüş çok gördüm. Evet, hayat karga. Karga çok büyük bir sıkıntıdır. Yaşadığınız olayların hep kötüye gideceği ama zekadır. Siz zekanızla alakalı noktada çok güzel bir zekanızla bazı sorunlardan kurtulacaksınız ama çok büyük bir sınav yaşayacaksınız. Bu rüyayı eğer bu yıl gördüyseniz 3 yıl sıkıntılı bir dönemiz. Rüyamda melek ismi duymak. Rüyanızda melekim ölmüş Azrail, Cebrail, Mikail, ne gördüğünüz önemli değil. Allah katınızda korunup kariyer hayatınızla ilgili de çok güzel bir enerjiye gireceksiniz. Korkmayın diyorum. Rüyamda vefat etmiş dedem dayıma vasiyet bırakmış. Öldükten 9 ay sonra 60 bin kadar bırakmış, bize veriyordu. Vallahi vasiyet var da parayla alakalı haklarınızla ilgili dayınızın size haksızlık edeceğinden garanti edebilirim. Rüyamda yurt dışında geziyordum. Küçük cami ve güzel rengarenk çiçekler, güzel yerler gördüm. Çektim, yorumlar mısınız? Fatma Kahraman, rüyan çok güzel. Rabbim sana tüm kapılarını açmış. Cennet gibi. Evet, bu hafta bizim minnoşumuzla, bak küpüğüm, bak, evinizde misafir olduk ve rüyaları da yaptık. Biz rüyalarla birlikte aşk yaptık. Değil mi kızım? Sevgi ve mutlulukla kalın. Bol bol hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Bizi takip ediyorsunuz ve hep seviyorsunuz. Biz seviyoruz çünkü sizi.